Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Günaydın. 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 Sabahın köründe buluştuk. Ne yapacağız? Bölüm çekeceğiz diye. Aynen. Yani. Evet. Heyecanlı. Anca zaten siz yaparsınız. Podcastçilik ruhu işte budur. Evet. YouTube'çuluk ruhu. Ya, ben bunu 5.30'da kalktım ya. 5.30'da. Toplantın erkendi galiba. Evet, biraz erkendi. Sabahın 7'sine kahvaltı koydum mu? Koymadı ama işte. Evet. Yapacak bir şey yok. Yani çok depresif olmuyorum ama sen çok enerjiksin. Ben iyiyim. Ben çok erken kalkmıştım çünkü hala karanlık yani. Ben çok iyiyim, benim için fark etmiyor. Bu bölüm Sami Can'ı konuk aldık. Nasıl bir şey konuk olmak? Güzel vallahi, ekipmanlarınız çok güzel. Güzelleşiyor gittikçe. Parayı buldukça upgrade aynen ediyoruz. Bitcoin shortlanmış belli. Evet. Bu bölümde ne konuşacağız? Tabii ki bu iki adamı bulmuşken büyük ihtimalle Bitcoin ve Bitcoin'in inanılmaz çöküşünü konuşalım. Evet ya. İnanılmaz. Bak böyle çok ciddi clickbait olabilir bu. Evet, Bitcoin'in tabii inanılmaz Bitcoin çöküşü. Bitcoin 1 dolar görecek mi? Bence bunu şey koyarsak title'a. 3000 dolar şey evet 1000 doları görecek mi? 1000 dolar. 1000 doların altını görecek. Hadi bakalım hayırlısı. Bu arada bizim etkinlikte fark ettiniz mi? 2018 yıl sonu 1000 dolar çıkmıştı ankette. Evet. Aa evet. Ya yoksa evet, çıkıyor mu? Evet şey topluluklarımız zekası işte. Abi bir şey diyeceğim. İlk başta böyle bir 50 bin dolar, 100 bin dolar önde gidiyordu evet ankette. Sonra bir anda 1000 dolar yukarı çıktı değil mi? İşte bu konsensus abi. Evet aynen öyle. Bence bazı insanlar fikir değiştirmeye başlamıştır. Ha, herkes evet 1000 diyor. Dur ya ben de 1000 diyeyim. Evet. Şu anda mesela herkes 8000 diyordu. 8000'e indi. Şimdi herkes 5.5 demeye başladı. Evet. 5.5'e doğru gidiyor. Şu an sonra 3 diyecekler. Evet. 3'e doğru ineceğiz. Aynen. Şu an 6200. 6200 dolar. Bundan bir ay önce, bir iki ay önce 19.800'leri görmüştük. Hatta Kore'de, Güney Kore'de 25.000'i görmüştük. Evet. Şey, 18.000'den alan arkadaşlar ne yapıyor acaba şu an? Yani vallahi satmışlardı. Aşağı inerken bir yerde. Evet, çok fena. Ya şöyle, çok fena. Ne olmuş oldu? Yani bazı insanlar evlerini falan satıp evet var ya, o durum çok kötü. Ve doğru bir şekilde de trade edemedilerse o pozisyondan da çıkamamışlardır. Parayı da bayağı kaybetmişler. Ve çoğu da amatör zaten onlar. Evet. Yani adam baktı ona herkes kazanıyor ben de kazanayım deyip evini satıp parayı oraya gömüp evet ondan sonra Twitter'da ben ne yapacağım? Özetlemek gerekirse aslında 19 bin dolardan 6 bin dolara yani 3'te 1'ine düştü şey evet ve daha da düşüyor. Yani ben daha demin içeride bakıyordum. ve böyle şey hani şimdi şöyle bir şey var aslında. Piyasa artarken böyle piyasayı okumayla alakalı çok fazla çalışma yapmadım. Neden? Çünkü zaten hep yukarı doğru gidiyor değil mi? Yani hani böyle pek düşünmene gerek yok. Şimdi aşağı doğru gidiyor. Ulan hani dönecek mi falan filan diye böyle technical analiz aslında benim çok fazla yapmadığım bir şey. Böyle bayağı bir oturup teknik analiz falan okumaya başladım. Ve bakıyorum şu anda hani yukarı doğru gitmesine sebep olacak herhangi bir hareket yok. 2013 bir marketine girmiş gibiyiz yani şu an. Evet aynen. 2013'te yaşanan o çöküş ve uzun süreli downtrend. Evet aynen. Sanki şu anda hani bayağı bir sağlam bir şekilde. Ne olmuştu orada? 10 çökmesiyle birlikte. 1200 dolara. Binlerden evet yüzlere, yüz küsürlere kadar inmişti. Yani 10 kat düştü. Yani. Evet. Onda yani yine düştü yani. 2000 dolar gibi bir şey yani. Şu an 2000 dolar inerse ya. Ama bu sefer çok hızlı indi gibi meyli. Evet. Bu sefer bayağı hızlı indi. Ama bir şey çok diyeceğim. Hızlı yükseldi. Çok hızlı da çıktı. Çok hızlı. Evet. Aynen öyle. Şeye baktığımız zaman dün ona bakmıştım. Hani o Kasım Aralık. O neydi ya? Evet. Ya böyle zaten o şey 2 ay dünyadan produktivite çalındı yani. Herkes Bitcoin konuşuyordu. Başka hiçbir şey konuşmuyordu. Neyse bu çöküşle herhalde herkes tekrar işine gücüne odaklanmasına sebep olabilir. Şöyle olduğunu düşünüyorum. Kolektif House'daki şeyleri bir firewall loglanıp bakmak lazım. Evet, artık ekranlarda artık görmüyorsunuz bunu. Yo, bak bu ne kadar güzel bir şey. Bak herkes adamlar işine gücüne. Adamlar şey demeye başladılar yani böyle işte Coinbase gibi uygulamalar. Hani all time low görmeye başladık user, concurrent user sayılarını. Evet. Aynen. İnanılmaz bir şey var ya. Evet. Çöküş var orada da. Çok ilginç ya. Çöktü yani. Tamamen psikolojiyle de çok alakalı yani. Onları falan anlamaya başladım yani çok daha net bir şekilde. Çünkü aslında şöyle fundamental temel şeylere baktığın zaman şirketlerde daha farklı bir durum var. Çünkü şirket aslında para doğuran bir evet entity olduğu için hani bu gelecekte de para doğuracak mı falan diye bir şeye bakıyorsun. Ama emtia aslında şey. Hı. Ya da emtia diyebilirsin ya da kur diyebilirsin işte yani para birim diyebilirsin. İkisinde psikoloji çok önemliymiş yani. Hani gerçekten psikolojinin nereye hareket ettiğiyle
çok bağlantılı bir fiyatlama sistemi var bunun. Ve inanılmaz negatif bir son iki haftada şey oldu. İyice birikti. Çatır çatır düşüyor şu anda yani. Evet, aynen ya. Ben bile şeyim yani. Ya böyle ben bile derken. Şok oluyorum yani. Hayır hayır. Şöyle, ya gerçekten yani hani böyle bir birazcık bir aşağı doğru bir trend vardı. Şu anda dimdik aşağı doğru iniyor. Yani hani böyle bir saçmalık bir şekilde sonu, hızlı hızlı. Bir ara 8'de bir bounce şey etti bu arada. Evet. 7-700'den falan bir geri zıpladı. Evet aynen. Orada ben Twitter'da sürekli takip ediyorum. Bence Twitter'da inanılmaz bir nabız takip şey ölçebiliyorsunuz. 7700'de bayağı bir insan girdi bu arada. Hani professional hı-hı. traderlar da girdi. Dedim hani acaba gibi gördük mü? 9000'lere çıktı bu arada. 9000'leri falan gördü yani evet. Birkaç gün önce. Şimdi ben tam onu diyorum. Ondan sonra pazar günü bir arkadaşımdaydım, o söyledi yani işte 9000'lere civarında falan dedi. Oha dedim, demek ki yukarı çıkıyor. Sonra sabah yolda gelirken böyle birkaç notifikasyon aldım. İşte Bitcoin inanılmaz çöküşü falan filan. Yolda podcast'ı sizi dinliyordum buraya gelirken Uber'de. Bir baktım böyle oha ne olmuş falan. No, ya da ne oluyor yani. Konu kalmaya başladık çok fazla. Gördük sonuç Bitcoin. Siz ne yaptınız? İşi gücü bıraktınız bakıyorum Bitcoin işinden sonra. Evet aynen, sadece konuklu şey yapıyoruz. Bitcoin konuşmak istemiyorum çünkü. Fark ettim. Ya şey işte. Bizim lümenli bölümü izlemişler bir önceki evet. podcast'ın ha, sonunda da bizden de bahsetmişler. Şey Dead Cat Bounce deniyor bu arada. Dead Cat Bounce. Evet. Yani şey o böyle çok büyük düşlerden sonra elbette belli bir satın alma recovery'si oluyor ve ona da şey diyorlar yani hani olacak ama ölü kedi de zıplıyor hani gibi bir şey var orada ve gerçekten de öyle bir durum var. Ve bu arada işte o 2013-2014 dönemine çok benziyor. Evet, orada da böyle şeyler vardı ama 100'den 200'e falan 18 ayda falan çıktı değil mi? Evet. 100'den 200 evet. Yani çok depresif bir dönem. Çok uzun sürdü ya. Yani herhalde Bitcoin tarihinin en uzun şeyiydi yani. Bir trendiydi. Evet. Daha demin şey konuşuyorduk. O ilginç bu arada. Minerler ne yapacak? Evet tabii tabii. Adamın çünkü bütün geliri model bunun üzerine kuruldu. Düşünsene. Evet. Yani ben şey merak ediyorum. Break even çizgisi nerede acaba? Kaçta yani? Neyden sonra miner sayısı azalacak? Neyden sonra miner zarar etmeye başlayacak? Kaça düşmesi gerekiyor ki Bitcoin'un miner artık kendini kurtarmaz duruma gelecek? 2000 mi bu, 3000 mi, 1000 mi? Çünkü onun altına inmeye başladığımız zaman ciddi bir şey olmaya başlayacak. Şöyle yani. Aslında bak, bu doğal kaynak ekonomisi dersi almıştım bir tane. Hani ekonomiden de en sevdiğim ders. Orada da şey vardı. Mesela petrolün fiyatı arttığında aslında petrolün çıkartılmasının pek feasible olmadığı yerlerden de petrol çıkartabiliyorsun. İşte Norveç'in altındaki kayalık böyle gömüyorsun oraya bir şey ve oradan çıkartıyorsun ve 100 dolarken çok rahat satıyorsun. Ona çok benziyor. Şu anda da böyle fiyat çok yüksek olduğu için kerelaka herkes aldı. Böyle elektrik maliyetlerinin uygun olmadığı yerlerde dahi ve böyle scalability'si olmadan eskiden böyle fabrikalar falan filan kuruyordu. İnsanlar şey yaptı evde, bence mine ediyorlar. Daha da büyük bir konsolidasyona neden olabilir bu. Neden? Çünkü bu insanlar makinelerini falan satarlar. Sattıklarında kime satacaklar? Başka bir minerlere satacaklar. Çünkü aslında daha fazla miner olan adamlar için ekonomik fizibilite var. Tabii. Daha güzel alabilecek. Aynen. Normalde sıfırını alsaydı işte 20 bin liraya alacağı bir seti. Şimdi adam bundan zaten para kazanamıyor. 10 bin de olsa kurtarayım edasıyla. O Bitcoin'deki çöküş gibi şu an piyasadan böyle birileri doğal olarak bunu toparlayacak yani. Ben işte bundan dolayı şey düşünüyorum. Hiç okudunuz mu bu evrimsel finans diye bir yeni bir konsept var. İşte orada şey diyor. Yani bu böyle jungle bir ortam var diyor. Ve burada traderlar yani ya da işte traderlar ya da investorlar. Traderlar daha kısa dönemde hareketler yapanlar. Investorlar daha uzun dönemde. Ama sonuçta bunların akıllı olanları çıkıyor. İşte survival of the fittest. Ve en fazla karı bunlar yapıyorlar. Ve çok fazla para akümüle ediyorlar. Mesela geçen gün işte çıkarttım. Birden beşe çıkan bir çizgide maksimum profit nedir? Mesela 4'tür. Değil aslında. Çünkü böyle böyle hareket ettiği için aslında arada daha trap fazla. Çok daha fazla. Küle bakacaksın aslında. Evet aynen. Ve böyle bütün çizgiler arasında mesela yükseldiği sırada tutup tepede satıp aşağı küçük hareketlerde shortlayıp yani anladın mı? Öyle o kadar profesyonel hareket edebilen tipler var. Şimdi böyle Bitcoin shortlanabiliyor mu şu an? Tabii. Düşüşünü satın alabiliyor musun şu an? Alabiliyorsun. Nereden? Kraken'den alabilirsin. Öyle mi? Her yerden alabiliyorsun. Yani
tam bu diğer böyle konvansiyonel finansal enstrümanlar haline geldi. Abi bu zaman düşecek. FX işlemi gibi işlem yapabiliyorsun. Aynen. Yani. Futures da alabiliyorsun. Şey de alabiliyorsun. Futures'ı CME'den alıyorsun galiba. Ama shortlamayı, opsiyonu direkt bir sürü exchange sağlıyor. Var mı? Evet. Aynen. Exchange'ler batabilir ondan dolayı. Şey, ama option trading. Exchange mi fonluyor bunu, yoksa yine senin downside'ını oynadığına birisi upside oynuyorsa aradaki farktan, marjdan mı yine şimdi veriyor? Şimdi şöyle exchange her zaman yani exchange'in içerisinde long position, uzun pozisyonlama ve kısa pozisyonlama alanlar var. Ama açığını benim bildiğim kadarıyla exchange'ler karşılıyor. Oha. Evet, ondan dolayı batabilirler yani. Bu tam şey işi ya. Ondan exchange yönetmek zor yani. Hani şey bu, finansal hiç olarak. Geçtiğimiz gün Bitfinex'te shortlar şöyle bayağı bir spike'lamıştı. Aynen. Onun bir sebebi vardı ama şu an hatırlamıyorum yani. Bir kameraya bakacağım. Sonuçta daha deminki şeyi anlatmaya devam edeyim. O evrimsel şeye baktığınızda aslında şöyle bir şey oluyor. Zaman içerisinde böyle balina dediğimiz şey doğmaya başlıyor. Balinanın aslında doğumu o. Yani bir anda böyle çok fazla parası olan ve hareketleri finansal şeyi tetikleyebilecek hali. Yani o kadar akıllı oynuyorsun ki 1 doların oluyor 1 milyon dolar. Ve elindeki parayla artık stratejik hareket edip böyle bir şeyleri değiştirebilir bir insan olmaya başlıyorsun. Ve böyle yatırımlar yapabiliyorsun. Çünkü 1 milyon doların varsa işte atıyorum mesela bir süre para kaybedeyim bir pozisyon almak için falan filan gibi şeyler yapabiliyorsun. Değil mi? 10 bin doların varken yapamıyorsun çünkü bunu. Ondan sonra hatta daha da arttığını düşünün bunu. Bir yandan mesela gidip birkaç tane miner falan filan aldınız falan düşünün. Böyle insanlar var çünkü. Büyük miner grupları trader aynı zamanda. O zaman ne oluyor? Bu adamlar aslında piyasayı, psikolojiyi falan da istedikleri gibi oynatabilir hale geliyorlar. Çünkü piyasa da çok küçük. Baktığınızda en son en büyük hali İstanbul Stock Exchange kadardı işte. İstanbul Borsası kadardı. Ve ben öyle bir şey olduğunu da düşünüyorum. Yani konsolidasyon yapmak istiyorlar minerlar. Adamlar kesin shortladı. Yani şu anda onların pozisyonu short o zaten. O miner'ın etkisi mi yoksa balina etkisi mi? Balina etkisi. Yani işte miner'ın adamlar, evet. Yani. Aynı zamanda onlar da miner bence yani. Çünkü çok fazla paraları var. Yani düşünsenize Bitcoin 15-20 dolarken miner yapmış insanlar evet. falan var. Bu adamların ne kadar parası var şu anda? Yani hani şey 7-5 bin dolara düşse bile çok fazla parası var yani evet. adamların. Tövbeyeceğim adama. Evet. Ve onların hesaplarını falan takip edemiyorsun. Çünkü onların hepsi dağıtmış durumdalar. Cüzdanlarını falan. Hani böyle büyük hesaplı falan filan göremediğin şeyler. Ondan öyle bir komplo teorisi var. Bir düşüncem de var. Bu adamlar in çık çık. Yani senin gibi bu adamlar işin birden 5'e giderkenki en evet. büyük kazanç dediğin gibi 4 değil aslında. Evet, bu adamlar için belki 400 günün sonunda. Tabii işte. Aynen. Ve o daha fazla volatilite olduğu zaman daha da fazla bir kazanç birikmiş oluyor sistemin içerisinde. Yani günün sonunda düşüyor olması elinde tutan için evet bir kayıp. Hı hı. Ama düşeceğini oynayan adam için de büyük bir kazanç yani. Aynen evet. Ve bununla alakalı doğru adımların nasıl atılacağını biliyorsan ve bunu harekete getirecek enstrümanların gücün şeyin varsa bunu yapabilirsin aslında. Yani çünkü aslında Twitter'da bot alıp bir sürü piyasaya şey yapabilirsin dedin ya nabzını oradan kontrol ediyoruz. Aslında gerçekten öyle. Piyasanın sentimenti çok fazla Twitter'dan anlaşılıyor. İnanılmaz ya. Evet. Twitter'da birkaç Telegram grubu yeter oluyor. Evet. Anlamak için nereye gittiğimizi. Gibi bakalım ne düşünüyorsun peki sen geleceği hakkında? Yani işte hani kafamda bazı soru işaretleri vardı. Sen ne yani. Olur ama? Bir, sizin etkinlikte bir şey vardı. Anket vardı. Evet. İlk başta 50 bin çıkmıştı anketin başında. Dedim ki tam senin. 50 bin olacak. 50 bin zaten çok az yani. 2,5 kat arttı. Ne diyor ya? 50 bindeki. Binle bitti anket. Şimdi yıl sonu ne olur? Hani şimdi yine Twitter'dan çok takip ediyorum. Birçok insan şey diyor hani 6 bin ile 60 bin arasında bir yerde oynuyor olacak. Var ya astrolog. 6 bin ile 60 bin çok iyi. Yani oynayabilir mi? Bence geçici bir çöküş içerisindeyiz. Yani mutlaka tekrar toparlanacak. Ama bugüne kadar hep toparlandığı gibi. 6 ay mı? Evet, evet. 3 ay mı sürecek? 6 ay mı sürecek? 1 yıl mı sürecek? Açıkçası bilmiyorum yani. Ama dediğim gibi minerların da şeyin altına düşeceğini düşünmüyorum. Yani minerları bu işten zarar etmeye başlayacaklarını düşünmüyorum. Şey, yani. Ama düşünsene Samcan'ın dediği gibi bir komple teorisi oldu. O zaman miner zaten dediğin adamların zaten parasal bir problemi yok ki.
Yani adam 1000 dolar olsa da eğer pazarı, adam için süper bir şey. Tamam, eğer pazarı onlar şey yani yapıyorsa, pazarı onlar yönetiyorsa, şu anki düşüşü onlar yönetiyorsa hiçbir sıkıntı yok abi zaten. Dert etme hiçbir yani. Sıkıntı yok çünkü nasıl olsa yine yükseltecek. Aynen öyle. Olur. Ama onlar yönetmiyorsa ve başka güçler şu an şeyi indirmeye çalışıyorsa, minerları çöketmeye çalışıyorsa, Bitcoin ekosistemi çöketmek için, o zaman başka bir şeyden bahsediyoruz yani. Bambaşka bir boyut bence. Peki bir şey diyeceğim. Şeyler nasıl etkilendi? Altcoin'ler ne oldu? Çünkü altcoin dediğin şey günün sonunda Bitcoin'in türevi değil mi? Yani sonuçta Bitcoin alıp çoğu ya da işte Ethereum Bitcoin alıp... Bitcoin bir düştüyse altcoin'e düştü. Ya şey altcoin'ler çok fena halde. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Altcoin portfolyoma bakmayı kestim. Epi sildim şeyden. Şimdi altcoin'ler çok fena. Yani iyice çekilmiş durumda. Hatta şimdi bir şey düşünelim. Bu kadar düşüşün sonunda ne olabilir? Yani nasıl kötü şeyler olabilir? Bence altcoin'lerde bir temizlenme olacak gibi geliyor. Olsun zaten zaten. Çünkü şöyle bir şey, bir sürü projenin faaliyet giderlerini karşılayacak şey kalmadı. Yani hani doğru. Fiyatları o kadar aşağı düştü ki. Evet. Ne yapacaklar acaba? Yani daha önceden akıllı bir şey yapıp bunu doğru yerde likide ettiler mi bilmem ne falan, etmedi bir sürüsü falan. Ve herkes yükselecek falan filan diye bekledi. Tabii bir yandan da şey var. Bence bir benim gördüğüm şöyle bir şey var. Bir ilk 200 coin var. Bunlar da böyle bir kısmı sağlıklı ve gerçekten bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bunlar da bir sallanacak. Bir de geriye kalan 1500 tane manasız coin var. Onlardan da çok fazla inaktif olur. Yani parasını alıp kaçar insanlar. Bir de oraya daha az adam girmeye başlar. ICO'ların da şey olacağını düşünüyorum. Bu dönemde azalacağını düşünüyorum. Şimdi ama Türkiye'de bu sene 2-3 tane de ICO yapılması falan yani. Ya işte sevdiğimiz... Ahmet'le konuştuğumda Ahmet şey dedi bana. Abi keşke bizim yani biz yaparken iyice düşse falan filan dedi. Onun bildiği bir şeyler vardır. Belki de yanlış söylüyorum ben burada yani kesin. Çünkü Ahmet kurt olduğu için. Ahmet işte o şeylerden 1'den 5'e çıkarken 45 yapmış olanlardan falan olduğu için. Çok Bitcoin'i var falan diye. Abi demeyin adamı. Aman abi. Aman abi. Hakikaten bak bu kadar kaotik şey varken. Artık çok Bitcoin'in olsa da çok bir şey olmuyor ki artık. Gördüğünüz üzere. Şu an çok 5000'e doğru gidiyoruz yani. Evet. Yalnız Bulgaristan hükümeti arada, şu an çökmüştür herhalde. Evet, çok musun zaten? Umarım onlar da shortlamıştır. Shortlamıştır. Abi var ya. O zaman çökmüşsün. Sebebi belli zaten. Onlar ama şey yapıyorsun. Bulmuşlar falan ne olduğunu anlamamışlar falan. Evet. Onlar shortlamaya daha çok var onlarda. Onlar hold'dürler. Evet. Yani hold diye bir şey varmış. Öyle yapacağız diye. Bu arada şey duydunuz mu? eBay PayPal'u drop ediyor. Evet. Çok ilginç bir haber. eBay PayPal drop ediyor demek. Zaten ayırdılar şirketleri ki. eBay yani, bütün ödemelerini PayPal üzerinden alıyordu. Evet. Onu da drop. Artık PayPal ile eBay üzerinden ödeme alamayacak. Şey satın alma yapamayacak. Yok artık. Aynen öyle. Ama bence çok büyük bir olay. Şirketi ayırdılar. Borsada da ayrıydı zaten. Şimdi İki ayrı şirketlerdi. Şimdi eBay'in içerisinden şeyi, PayPal'da ödeme opsiyonu kalkıyor. Aynen öyle. Oha çok dramatik. Ve yani, şey dedikodusu çıkıyor. Kripto ödeme gelecek mi? Yok ya. Ben bekliyorum. Bence çok, 2018'de çok ve yani, hani önümüzdeki zamanlarda çok büyük bir Ethereum sitesi, %100 Amazon olabilir, eBay olabilir. Cryptocurrency yani ile ödeme, Bitcoin demiyorum. Ama cryptocurrency ile ödeme %100 koyacaktır. Bence o işi yapsa bir Alibaba yapar. Yani o Alibaba yapabilir. O da ama yani şu pazarda yani bu volatilite olduğu sürece bir aset almazsın yani. Yani bunda bir şey almazsın ki. Çünkü almazsın da satmazsın yani da. Satmazsın da evet yani. Amazon mesela niye bir şey satsın? Şimdi satıyor mesela. Nasıl olur biliyor musun? %18 değeri düşüyor. Instant currency exchange yaparak olur. Yani evet. Bu yani 10 dolar. Hı hı. 10 doların o anki exchange'de dönüşümü atıyorum 0.00 bilmem kaç Bitcoin'e anlık çevirip, hı hı, o rakamı transfer edip yani o an için bunu nedir 10 dolar deyip ve 10 dolar ödeyip o işlemi gerçekleştirmek bence mantıklı olabilir. Yok, ama mantıklı. Niye insanlar işte 0 10 dolarlık Bitcoin'le ödeme yapsın ki?
işin kolay olması vesaire olması falan, ki kolay da değil yani. Hani kolay kredi değil. Kartı, kredi kartla ödemek muhteşem. Daha kolay yani. Değil. Yani ben oradan çok uzak olduğumuzu düşünüyorum. Ben o başlaması lazım diye. Adaptasyon döngüsüne baktığımızda hiç Ether'le falan bir şeyler almaya çalıştınız mı? Ether'le çalışmadım. Yani çok zor. Hiç olacak gibi değil yani. Ve matematiksel hesap falan yapmanız gerekiyor. Böyle bayağı bir şey gibi. Fiillerden dolayı mı? Tabii işte ya şimdi Gwei mi bilmem ne yapacağım, şunu mu bilmem ne yapacağım falan diye böyle bir durum içerisine giriyorsunuz. Oraların daha seamless olması lazım. Olmaz yani. Bence bu fiyat volatilitesinde senin dediğin şeyle de olmuyor. Yani çünkü hold etmenin çok büyük bir getirisi varsa ben 10 dolarlık ödeme de yapmam ki instantaneous bir şekilde değişse de. Diğer tarafta da hold yapmanın bir çok büyük getirisi varsa niye Amazon ya da Alibaba'mı bozdursun? Bozdurmanın bir mantığı yok. Ama bir price stability gelirse ya bunun için çalışması lazım bence ekosistemin. Bir şekilde bu fiyatın stabilite edin. Bence erken lazım. Yani erkenden kastım 2-3 sene önce ben bir stabilite görülebileceğini düşünmüyorum yani bir kripto para altında. Yani şöyle bir şey. 2-3 sene bile belki çok iyimser bilmiyorum yani ama. Hani yok ya, çok bence 2-3 sene iyi bir süre. Şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu bütün bu droplar bilmem ne falan daha fazla finansal eğitim veriyor insanlara. Evet. Dünyanın en pahalı MBA derslerini alıyor insanlar. doğru haklısın yani evet. Ve daha yani mesela atıyorum böyle bir hareket olduğunda aslında geçtiğimiz haftaya kadar herkes bir geri dönüş bekliyordu. Aslında baktığınızda geri dönüşe dair hiçbir sinyal yok yani. Hani sıfır. Bir tek bir şey oldu ya, böyle bir yükseldi, ilk düşüşten sonra bir yükseldi. 17 binleri gördüm. Orası zaten bull trap deniyor ona yani. Böyle insanlar tekrar alsın falan filan diye. Nitekim ben de orada biraz girdim çok nasıl. Ondan sonra zararına satmak zorunda kaldım falan. Ve bu çok bariz gözüküyormuş. Mesela bir tane bir adam var bu TradingView'da. Bilmem ne Ronson ne öyle bir adam. O adam mesela yazmış yani this is a bull trap, böyle yani burada almayın. Böyle olacak falan filan diye yani. Çünkü bakın şöyle şöyle. Hani hiçbir indikatör yukarı doğru bir şey göstermiyor. Bu arada ben şimdi hiçbir şeyim, app'im yok ama Bitcoin takip etmek için o kadar şey damayım ki şeyden bakıyorum. Google'a yazıyorum işte BTC USD price, oradakine bakıyorum yani. O kadar böyle soyutlamış durumdayım kendimi. Ona bakarken bugün TradingView'un altta şeyini gördüm. Hani linkini gördüm. Madem TradingView'da bakayım. TradingView'da birkaç tane chart yapmışlar. İşte satış şeyi var. Yüksek satış ivmesi var diye. Birkaç tane böyle şeyi çalıştırıp. Yeni geldi. Ne diyeyim? Analiz yorumları. Hatta belli analizlerin istatistiklerini de koymuşlar. İşte farklı analiz yapan kişiler, bilmem ne gruplar anladığım kadarıyla. Ve bütün hepsi kırmızı ve hepsi böyle sell ya da strong sell ibareli böyle bir şey var yani. Aynen. Şey işte o adamın linkini size atayım. Adam mesela bayağı bir tutturuyor. Ama adam aslında böyle 8-9 farklı açıdan bakarak yani pozitif bir şekilde de bakmaya çalışıyor. Ama çoğunlukla söylediği şeyler hep negatifti. Ve şey var TradingView'da çok güzel. Adam mesela 2 hafta önce yaptığı bir forecast'in üzerine play tuşuna basıyorsun. Ve adamın tahminin üzerinden şey çizgisi çıkıyor. Hani nereye geldiğini falan gösteriyor. Adam mesela sürekli tutturmuş diyor yani. İşte bakın burada bull trap. Bakın buradan düşecek. Hop falan diye böyle. Ve aslında ne oldu? İnsanların bu fikre tutunmamaları gerektiğini. Yani eğer gerçekten bear market dediğimiz yani düşme trendi geliyorsa, düşme trendi geliyor yani. Dikkat edin. Ve ona göre pozisyon alsa piyasa bu kadar düşmezdi. Yani bir anda bu kadar çok daha fazla short pozisyon çıksaydı bu sefer daha demin anlattığım tarz daha büyük whale ve akıllı traderlar o zaman bu short pozisyonları bozmak için yukarı doğru hareket yapacaktı falan filan. Yani tamamen öğrendikçe bu stabilite gelecek diye anlıyorum ben. O da bence uzun süre. Evet. Yani çünkü şu anki son dönemdeki böyle ciddi patlamayı yaratan kitle gerçekten abi Bitcoin'le 15 kat kazanmış adam, evi satayım arabayı satayım ki şu, o da şöyle oluyor tahminen, adam işte 1000 lira koyuyor, 1000 lirası 1500 oluyor. Bir dakika ya diyor, ben 1000 değil de 10.000 koysam, 100.000 koysam ooo diyor. Evi arabayı satıyor, kredi alıyor. Kredide Bitcoin almak nedir yani? Nasıl bir iştah bu yani, nasıl bir cesaret yani. Aynen. Ve hani şu an diyor ki ya ne olur diyor, zaten diyor kredinin faizini öder deyip
bu şey yani ilk biz bahsettiğimiz bölümde de ondan bahsetmişiz. Yani bu öyle bir şey ki burada ilk defa. Öyle mi? Evet. Toparlanıyor demek ne demek abi? Hani kafayı şöyle bir yukarı kaldır. 6.2'den abi. 6.4'ü. 5200 euro olmuş. Ya euro bakıyor ya. Euro ya Kraken'in ana şeyi euro olduğu için. Ya ama işte yine toparlanıyor bölüm, sonra. Bölümü yapmamızın etkisi işte. Hemen olumlu pozitif etkileri görüyor musunuz? Tebrik ederim sizi. Aynen. Geçen biz fark edilen mutlu konuşuyoruz. Çözdük abi. Ondan dolayı artmaya başladı. Tamamdır. Okey. Toplanıyor. Var mı başka evet. Eklemek istediğiniz bir şey? Yani hodl arkadaşlar. Hodl yapmaya devam. Evet. Hodl yani diyecek başka bir şey yok. Geçmiş olsun. Hakikaten ya bir şey diyeceğim. Yani böyle elinde hakikaten 15 böyle 20 binden almış adam bu saatten sonra ne yapsa şey ki yani. Şortlamadı. Tuttu adam. Şu an işte 4'te 1'ine geldi. İşte bak bu saatten sonra 4'te 1'ine gelmiş bir asetin bundan böyle 1000 dolara düşmesiyle düşmemesi arası bir farkı kalmamıştır herhalde diye düşünüyorum. Kalmamıştır. Yani. Evet. Yani kalmamıştır. İşte bilmiyorum. Şöyle zaten bu tradingdeki temel problemlerden birisi de o. Yukarı doğru hareketler çok güzel ama loss'unu kabul etmeye çalıştığında yani 20 bin doların 5 bin dolar olduğu zaman 5 bin doları 4 katına çarpman gerekiyor ki evet, tekrardan o şeyi toparlayabilir. Ama işte 10 bin dolar çok kolay bir şekilde 20 bin dolar oluyor. Sonra çat diye kaybedebiliyorsun. Evet. Ondan karın erinmesi çok kolay olabilen bir şey yani. Karın erinmesi şöyle iyi. Evet yani işte karın erinmesiyle ana paran gittiyse zaten evet bir noktadan sonra. Ama şey düşünme ya şimdi ilk Bitcoin'i aldığımda 2750 dolardı. O hafta sonu yani 4-5 günde 3500 dolar oldu. Abi? 3500 dolar oldu. Bu arada çok komik bir 500 liralık falan almıştım. Bu parayı bu da şey yetmediği için limit. Sonra pazartesi 3000 dolardan aldım bir 1000 liraya mı ne tamamladım. Sonra böyle işte 4500 oha 4500 böyle şaka gibi baksana yani işte bir haftada böyle 2 haftada böyle 2700'den. Evet. Şu an senin dediğini düşünsene işte 15 dolardayken 1 dolardayken 0 bilmem kaç dolardayken almış, atmış, bir işe yaramadığını düşünmüş bir sürü insan var ve tabii. Çok ciddi değer yani. İşte yani şu an o dünya için 5000 dolar hala rüya bir rakam yani. Aynen. Rüya bir rakam aynen. Yani. Ya 1200 dolar olduğu zaman... Bu yılbaşı 2017'nin evet. Başında 1200 dolar falandı. Evet. 2017'nin başında. 1000 dolar civarlarındaydı yani. İnanılmaz. 1000 dolara geri düşeceğiz bence arkadaşlar. Diye böyle son bir şey yapalım. Videonun başında öyle yapalım yani. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bölümü beğendiyseniz lütfen likelayın. Sami Can'ı daha çok bizle beraber görmek istiyorsanız da Bitcoin konusunda yorumlarınızı bekliyoruz. Siz ne kadar çok yorum yaparsanız eminim Sami Can'ı ikna edebiliriz bizde olması için. İşte her böyle 5.30-6 gibi kalkıp arada böyle bölümler çekebiliriz. 5.30 ben varım yani sıkıntı yok benim için.